Ne demek istediğimi anlamışsınızdır.
Bitti mi yani söyleyecekleriniz? Benim söyleyeceklerim, anlatacaklarım hiç mi? Bunlar eminim de bir konuda yanılıyorsunuz. Ben evliyim. Oturabilir miyim? Biraz daha sızın da. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, evliyim. Güzelim, evliliğinizi bozup şimdi de Bodrum taşlarımda mı? Evliliğiniz güzel. Evet, çok güzeldi. Karım 15 yıl önce ölmeseydi. Ay, bakmayın. Kusura bakmayın, üzüldüm şimdi. Yok, üzümleriniz için değil, anlatmamı istediniz diye. Aman onları benimle birlikte yaşar. O öldükten sonra ne yeniden bir kadınla evlendiğini düşündü. Papaz olup bana sıra kapandınız değil mi? Hadi hadi. Ben tiyatrocuları tanırım. Mesleğine sıra. Sanatım ibadettir benim için. Tiyatrodan bana benim. Oraya sığındığımı söylesem yalan konuşmamışım. Al işte. Tiyatrocular böyle konuştu. İnsanın kafasını allak bullak yapar. Tiyatro mabetmiş ha. Ya şu yedi mabet sayılacak. Esra Domine sahne kaldı ya. Neyse. Size durumumu açıkladığımı sanıyorum. Evinize ihtiyacım var. Bodrum kat olması da çok iyi. Rahatsız edin ben. Ayaküstü değil. Çalışmam kafamı dinlemem gerek. Şimdi kontrat yapabilir miyiz? Neden bilmiyorum bayım. Hoşuma gittiniz. Teşekkür ederim. Kadın kız istemem. Sarhoş gürültüsünden nefret ederim. Yardımcı kızınız da olur. Evimi eşyalı pansiyon olarak kiralarım. Çıkmaya karar verirseniz 2 ay öncesinde haber vermeniz lazım. Ben çıkmanızı istersem yarım saatte eşyalarınızı hazır olun. Bu bir kontrat maddesidir. Tamam mı? Ben de kocamı getirdikten sonra hiç evlenmem. Kafama dinlemek istedim. O yüzden evimi asla evlilere kiralamadım. Bir şey mi var? Siz bu sabahtan beri yalnızım demiştiniz. Siz kimden ayrıldınız kuzum? Bir baş verin aslında. Bir kadın. Ne? Canım anlattım ya. Öyleyse. Ay! Aman tanrım! İğrenç bir şey bu. Neden gitme biliyorsunuz? Ne var bu? Ne var? Kut! Yüzlerinden artık anlaşılmıyor demişlerdi de inanmamıştım. Neye inanmamıştınız? Esliler! Hoppala! Ben de öyle böyle dedim var Allah aşkınıza. Hiç yok ki ben. Ve o halde? Siz olmayabilirsiniz ama ne diyorlardı o? Harı. Partner mi? Ha partner. Bak nasıl dönüyor. Bakın sabah akşam kızarını kazıyan, pembe etek kızıl pörtü takan, Bursa'yla kız gibi konuşmaya çalışan 45 numara ayakkabı giyen birini asla eline tutmak. Sözüne ettiğim baş belası böyle bir şey. Tamam, itin tekidir. Tanrı'nın cezasıdır ama. Ne oldu? Yok, geçer şimdi. İyi, tamam. Yalnızca arkadaşınızmış. Aranızda normal ilişki olmaması ne güzel. Lütfen şu kapını konuşmak da sinirlerim bozuldu. Ama beni de anlayın. Çevrem var, herkesin gözü bende. tamam. Şimdi şurada bir oda. Burada bir mutfak ve banyo var. Görmek ister misiniz? Hayır. Evet, bilirsin. Merhaba. Burada kimse yok mu? Adres doğru mu? Yanlış geldim. Mümkün değil. Merhaba, ben yok. Ver lan. Odama bak. Hayret ettir evi gibi. Hey, neredesin? Tamam hanımefendi. Eviniz çok güzel. Aslan! Benim oğlum, görmedin mi? Ay bayım, neler oluyor? Vay be. Ömür kendini hemen bir kadın buldu. Çık benden burada daha rahat olur. Aa çekilin dedim yoksa tekrar seçiyorlar diye bağırdı. Yapamaz. Çıkmayın efendim.
burada daha iyiyiz. Saplarım. Çekilin dedim. Hop! Ay siz de kimsiniz? Ne şimdi geldin? Ay. Bakın ben onu tanıdım. Siz konuşmayın, sizinle sonra konuşacağım. Kira için geldiniz de... Hayır, evinizi ben kira edeceğim. Evim tutuldu. Bu harika bir haber. Anlamadım. Beni nereden buldun? Baş duymazsın. Önemli yeter, bunu bırakmışsın ya. Ay siz tanışıyor musunuz? Evet. Hayır. Evet mi, hayır mı? Evet. Hayır. Ay, başıma yarayım. Son bakmayın hanımefendi, böyle olmasını istemezdim. Elbette. Bize cehennemi insanlarız. Bugün ağzını bile açayım ben. Bir oyun çeviriyorsunuz siz. Sizi şikayet edeceğim. Ben namusluyum da. Kocam öldüğünden beri elim erkek sinek bile durdum. Kiracıymış gibi önce yeriniz geldi sonra ödedim size. Onunla izin ver. Yeriniz beni tutacak ötekiniz. Bunlara asla izin ver. Ruhumu da bedenimi de kocama saklıyor. O da beni öteki dünyada bekliyor. Bu mutluluğumu bozamazsınız. Bozmazsınız değil mi? Efendim, ne hale getirdi gördün mü? Yok ya, az önce içeride az daha kalalım diye ben miydim? Hanım ben size gelince, sizin de içiniz rahat oldu. Siz de sizin bildiğiniz erkeklerden değiliz. İşte yanılmıyorum. Siz ne birbirinizi tanıyorsunuz? Amacınız bana tecavüz etmek. Osman Efendi'me sarımlar katla gel. Kadın bir nedir edecek? Sabıklar evimizi bastı. Siz ilgi başlatan sensin. Ama yapamayacaksın. Gel işin var burada ya. Beni terk ettiğini sandın. Sandın mı? Seni terk ettim. Seni bıraktım ben. Saçmalama lan. Biz iyi bir ikiliyiz. Değiliz. Artık tek başa götüreceğim. Osman Efendi mezarından kalk bir. Piyasa Hanım da çok umurumda değil. Ne yapacağım? Bu yaştan sonra polonlarda mı sürteceksin? Tam evladım. Televizyonların birinden teklif aldım. Zorlamadım. Yok ya. Bu nakla kanalı ne zaman açtın? Ay. İşte böyle saygısız, böyle dangalak olduğu için bıraktım. Ay. Ay ne yapacağım? Kadın neler soruyor duyuyor musun? Her zamanki gibi başıma geldi işte. Git, seni görmek istedim. Son sözüm bu mu? Bu. İyi bir ev ve iyi bir ev sahibesi buldum. Hiç olmazsa bunları yitirmek istemiyorum. Ay teşekkür ederim. Rica ederim. İyi, tamam oldu. Hoşçakal. Ama önce şunları vermeliyim. Ay bir dakika bir de benzeri yenecek misiniz? Hayır. Bu eski bir arkadaşım için. Beni terk etmesin. Pekala anlayabilirim. Ama onun sağlığı söz konusuysa bundan için beni vermez. İç kardeşim. Evet. İç oğlum iç. Buyurun biraz sağ olun. Aha bırak şuraya. Bu da fıs fısın. Fıs fısın. Sizi çok çekin. Ay bir dakika değil de onlar. Nefes darlığı için. Biraz heyecan onu bitirir. Heyecanlandığı zaman kırır ezilir çocuklar. Lütfen hanımefendi zamanında ilaçlarını alması için onu uyarır mısın? Yoksa ölür. Uzak artık. Merak da etme. Hemen ölmeyeceğim. Ne doktor öyle söylemedi. Neyse, bundan daha göz önünde duracak. Hayır. Fazla açıldı mı olsun? Evet. Hepsi bu kadar. Hoşça kal. Ne? Sence ne? 25 yıllık arkadaşımdı. İlaçlarını getirmiş işte. Ama artık ayrılık. Tamam. Seni duyuyorum. Sen devam et. Merak etme. Aşkın derdidir kısaca. Birlikte tiyatro yaparız. Yani yaparız. Havay, herca, dağ, pasa. Yapmadım. Böyle yürümezdi. Ne dese beğenirsiniz? Sen beni kıskanıyorsun da onun için böyle davranıyorsun. Ulan ben senin neyini kıskanayım be? Yetenek katili. Affedersiniz. Birden karşımdaymış da. Hadi bakalım iç şunları. Sabahtan beri içmemiş zaten kaçırmışsınız. Ahmet ama çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hep birinin seni uyarması mı gerekiyor? İlaçların için diyorum. Hep arkadaşın mı uyarır senin? Değil mi?
Öyle uyduruyor işte. Yani pekala onsuz da yapabilirim. Pekala yapabilirim. Ama o bensiz mahvur. Sürün. Ama burada o isim. Siz de bunu anlamışsınız değil mi? Hadi git arkadaşını buraya çağır. Ne? Ne halk çevirdiğinizi bilmiyorum bayım. Belki de kendim için bir oyun bu. Ama oyun ya da gerçek. Ama bana ne? İçim bir tuhaf oldu. Anladığım kadarıyla biriniz olmadan diğeriniz hiçbir halk değil. Ben böyle bir şey istemiyorum. İstiyorsun. Gözleri sözleri yalanladığını öğrenecek yaşı çoktan geçtim ben. Hadi dedim. Hadi. Of bu tiyatrocular. Bir çede. Fikrimi değiştireceğim bak şimdi. Belki o da benim gibi düşünüyordur. Hadi dedim. Uf. Pekala. Ama siz istediğiniz için ve bu eve ihtiyacım olduğu için binbir türlü rezillikten sonra tekrar o eski eve dönemeyeceğim için. Onun için değil ama. Orada mıydın sen? Yeniden merhaba bayan. Ay affet beni yüzbaşı Osman. Hiçbir zaman bir köylüler alamam. Okul sahneleri ve düğün salonlarının dışında da pek görüldüğünü söylenemez işin doğrusu. Ama mesleğimizi çok sevdik. Bunda seni hiç kimse söyleyemez. Birimiz olmadan ötekimiz yaşayamazdı. Ne sahnede, ne de yaşamda. Tabii. Bu evin bir kölesi var nasılsa. Ben çalışmazsam evin içine girilmiş. Evi bok götürülmüş. Kimin umurunda? Aldın arkadaşım. Gel yerlere külsüne var. Tamam abi. Yeter anladınız. Evin iyi temiz olmaz. Bak. Burası şirin bir pansiyon. Yahu yemeğimiz yapılıyor. Çamaşırımız yıkanıyor. Temizliğimiz de yapılıyor. Ama sen... Sus! Bir de konuşarak gürültü kirliliği yarattı. Biraz dur. Sakinle şuraya otur. Sıçacaksın yine. Yahu arkadaş şu senin titizlik bulamadığın yüzünle programları bile başlayamadık ben. Ne diyorum ben sana? Ev sahibimiz gelir. Yemeğimizi getirir. Yürüp ondan sonra okuma programına başlarız. Yahu bütün tiyatrolar sezonu çoktan açtı. Biz hala evde okuma provası yaptık. Böyle giderse var ya bu kışı Taksim Gezi Parkı'nda geçireceğiz. Bana bak. Bunu bana değil. O yazar diye bulduğun dallamaya söyle. Hani ışık mıydı, kafası karışık mıydı neyse o öyle. Yazar verecek durumda değil. Yani. Onun da fena değil. Bir oyunun gibi. Bak. Neyiz? Oynayacağımız oyun mu değil? Nereye? Bir oyun gibi. İzleyici daha oyun olup olmadığına yazarın bile karar veremediği bir sanat daha izlemen gelir mi? Gelir gelir. Bizim millet oyuna gelmeyi sever. Bak oyunu boş. Afiş de benim adım. Sana tak senin adını. Ürün diye gelir. Afiş düşürme. Benim adım. Sana senin adın. Nasıl? Bak. Her zamanki gibi senin adın üstte. Ulan bu dayanlar şarkıcı afişim be. Tamam, yan yana yazdım. Olur bir sen. Ben. Nasıl? Ben. Tire, sen diyecektin galiba. Sen de gezen olur. Tamam lan, senin adın önünde olsun. Her şey gitti. Amış tartışıyordu be. Sen başla. Çıkmaş önünü yapsadım, oturuyor. Bana bak. Aslan hanım efendim gelecek. Sigara yok. 30 yıldır içiyorum. Niye yokmuş? Çünkü hepsini kırdım. Sonra bir adı yok. Var. Yemekten hoşuma gidiyor. Çalışırken boğazım kuruduğundan da hoşuma gidiyor. Seviyorum ben. İçeceğim. Sonra da 3-5 şişe atmıştım. Gördüm. Ben bir hepsini alıp döktüm. Birçok adam. Umarım şişe parası kesmemişlerdir.
Lan kabuğum lan burası. Manyak, başlarım böyle işe. Sen! Oğlum, içki sigara masrafı olmasa, oyun için daha fazla paramız oldu. Karısı var ya, kesin bunun karnından ölmüştü. Adım gibi mi? Karım hastalıktan öldü. Burası kesin bunun kılığı yüzünden hasta olmuştur ya. Salak! Son söylediklerine durdum. İyi bak elime. Terbiyesiz. Hoş sana da o terbiyene de. Ya komutan neden de borup gidemiyorum ben? Adamı gördüm. Maydan oldu teki be. Oyunu beğenmez. Yazarar avukatı. Beni beğenmez. Sürekli bir dır dır vır vır. Yok mu söyleyeceğim bir şey? Yok şu bakışa bak mı ya? Bak Osman Efendi unutma ki montaj şöyle bulurmuş. Bayanlar bayan. Ciddiye budalalığın maskesidir. En büyük budalamız da şu anda mutfakta eşiniyor. Eşiniz olacak hanımefendi dünyanın en tatlı, en güzel ağa siz mi geldiniz? Saçmalama. Ne diyor bu maçı? Kapuska. Asittir. Kapuska ne kullanıyorsun bu kelimeyi bilmiyorum. Kapuska gayet doyurucu bir temindir. Bağırsaklarını yüklenmişti diye benimdir. Osman Efendi söylemedi mi? Daha oraya gelmemiştim. Hey içerideki. Sana sesliyorum, gel. Oo, hanımefendi, hoş geldiniz. Yine zahmetlere girmişsiniz. Hoş bulduk. Kapuskaya da hoş geldiniz, Kapuskaya. İki gün önce bizim masadaydı. Çok güzel, bir gün aşırı geldim. Evet, kapuska yapılmasını ben rica etmişim. Ne yalan? Kira biraz gecikince. Yok, korkmanız için söylemedim. Daha oyun çıkarmadığınızı biliyorum. Öyle bir şey geldiğinde neler söyleyeceğimi o zaman göreceksiniz. Bir gün şaraplı ördek pişireceğim günleri de şimdiden özlüyorum. Öyle bakıp durma da kapının önündeki torbayı al gelsin. Oğlum. Çok güzel. Siz öyle diyorsanız. Ben kapıyı yine kapatmamız. Kendime güveniyorum. İnsanlara da güveniyorum. O yüzden unutuyorum. Kötü mü bu yama? Dünya her gün daha da kötüleşiyor. Daha dikkatli olmalısın. Benden söylemesi. Ana! Şarap getirmiş. Gittim aldıran yanıp aldı, ne güzel haldır akşam olanda. Ne güzel haldır akşam olanda, akşam olanda, akşam olanda, akşam olanda. Tadımızı kaçırma. Gerçi kapuskayla da şarap bulmak gitmez yani. Hanımefendi biz bu akşam çalışacağız. Ay olsun efendiyle kaç provaya katıldım ben. Hiçbir tiyatrocu iki lira yapmadan çalışmaya başlamazdı. Vallahi doğru söylüyor değil mi amcım? Sonra efendim sonra. Yemeği sonra. Ay önce yemek açlarında çalışılmaz. Evet. Bir an önce çalışmaya başlamazsa, sonra yiyecek yemek bulamaz. Onun için... Gerçi... Daha oyunu bile okumadım. Ama adını biliyorum. Heh. Bir oyun gibi. Heh. Bir oyun iyi. Merak etmesin, kime söylüyorum? Oyun ben bunu. Daha doğrusu yazar geçti. Bizimki daha okumadı bile oyunu. Ama sürpriz yapacağız. Türkiye'de dünya dağısını biz yapacağız. Ay çok heyecanlandım şimdi. Ne yapıyor mutfakta? Bizimki öyle. Ya sahnede ya mutfakta. Şimdi gelir. Hadi. Ben hazırım. Hadi başlayın. Şşş. Versene. Tamam. Ya sen mi söylüyorsun musun? Hayır be abicim. Çalışma esasında yabancı birisi olduğunu sinirlerim. Rahat edemem. Onu gönder. Yok ya. Sürprize sen gönder. Hadi. Bırak mızmızı. Hadi bir kira kan sıkıldı gibi. Hadi.
Anlat artık şu oğlum. Masa başı çalışması bil. Ne yapıyorsun? Akademik çalışma oldu. Yapacağımız bütün provaları rapor edeceğiz. Geleceği arşiv belgesi kalacak. Efendim oyunumuz... Durun! Ayağa kalkın. Hedeflerimizi kaldırın. Bu bir adettir. Osman Efendi'yle ne zaman bir provaya gitsek böyle yaparlardı. Yeni oyunumuzun kazanacağınız başarıların, bol bol satılan bileklerinizin, açılan perdelerinizin, insan kokan sahnelerinizin... Şimdi biter. Seyircilerin, alkışların, o alkışlarla çınlayan kalplerinizin... Sizin. Sizin şerefiniz. Neyse, bu da böyle olur. Evet. Oyunu sonra okuyoruz. Önce anlamak istiyorum. Ne anlatıyor bu? Arkadaşlar, oyunumuz ressam olmaya çalışan bir maden işçisinin yaptığı resimdeki kadına aşık olmasını ve onun uzayın derinliklerinde bulmasını anlatan duygusal, fantastik, futuristik bir tragedya. Efendim burada yazarımız maden işçiliğini duyguların aşağı çıkması, uzayı ise aşkın sonsuzluğu, resmi ise duygularını anlatım olarak kullanmaktadır. İkisi bir şeye benziyor bu. Teşekkür ederim, yazarımız da böyle söylüyor. Olaylar dizisi şöyle sıralanabilir. Uzaylılar, dünya denen gezegende... Hayır, bizim gezegen. Evet. Dünyada aşk, tutku ve özlem dolu bir takım sinyaller alırlar. Bu sinyaller, Bazaleyin gibi sinyaller. Bu sinyaller uzayca dilinde çok önem arz etmektedir. Yahu dünyada yerin 700 metre altındaki maden işçisi ressama işte komiserimle yakışır. Ben köyün muhtarını oynayacağım. Ve sen benim kızımı arıyor olacaksın. Yahu ilerleyen sahnelerde bir başlık varsa muhabbeti var ki bayılacaksınız. Sen tutuyorsun, Türk lirası getiriyorsun. Ben ne yapıyorum? Hani otuklar sıkıyor? Ne yapacak havalı bir koşu? Gidiyor uzay, döviz bürosunda bozduruyor ve geliyor. Neyse efendim bu anda gezegenimizin adı Arianti gezegeni. Benim muhtar olduğum köyün adı da Burak'a takılıyor. Hemen uzaylılar acıyorlar ressam maden işçisine. Ve onu ışınlayıp gezegenlerine alıyorlar. Ay aferin uzaylılara, sarayları kavuşturmak sevap. Değil mi ya? Teknoloji bu ya. Tepkik Allah'ın maden işçisini, Allah'ın madeninden al. Oh bakana uzay derdiklerini ışınla. Vay be, vay be. Ay sonra. Sonrası şöyle. Lan ne yapıyorsun oğlum? Lan sen bu kadar içersen yarık görüşmeleri nasıl gideriz? Peki. Hayır aşkına değil. İçmeyeyim öyleyse. Ha yok sadece herhalde oyundan etkilendi. Oyunumuz demek bu. Evet abici. Bizi kurtaracak, tiyatromuzu canlandıracak, iki yakamızı bir araya getirecek oyun demek bu. Evet hocam, evet. Bazdarayım galiba. Ama bir de arayan bir gezegeni be. Burada köyü be usta. Aklım gitmeden burayı terk etmek yok. Hani çok para kazanırsınız, daha iyi bir yere geçmek istersiniz. Ay vallahi içindin de. Ne yapıyor ya? Sana ya! Ne yapıyorsun? Manyak mısın ben? Kusura ben! İnsanın kendi varlığını sürdürmesi bildiğin zahmet gereksizirken başkalarının başka dünyalarını sahnede oynamaya kalkması. Sizce de biraz tuhaf. Düzenli gelmiyor. Denizin bittiği yerdeyiz. Koyun efendi. Ama biz karayı hak edineceğiz. Halk edeceğiz. Yapma be! Bu oyunu oynamak yazgıları gibiydi. Ama oyuna gelince o biraz değişikliği uğramıştı.
diyorum ki... Bak dün akşam... Kes sesini. Bak bana kızdığını çok iyi biliyorum. Ama anlatacak ben. Kes sesini. Ya kardeşim provalar sırasında düzeltiriz dedim ama... Tamam be tamam. Buyursun tamam. Oo ya! Ya bir oyunluk kadar değiştik. Adam vallahi aklımızda dava açar be. Dava olsun koşunma. Bana bak. İstersen Elif abi çağıralım. O seyirciyi halkı temsil ediyor. Senin izleyici değil mi? Benden aşağı iki espri tiyatro. 850'de tiyatro bazı başladı. Arda bu tiyatronun bir misyonu bir çıtası var. Fazla çıta varsa ver de rekor yapalım. Şimdi espri yaptın kardeşim değil mi? Alo, ha? Ha, sanatçıya bak. Siz misiniz? Kim demiş? Kasosu bak, yap. Ha, iyi günler. Evet, evet. Oyunumuz belirlendi. Hatta provalara bir daha başladık. Tabii, tabii. Oyunumuz çıkmak üzere. Ya ben de neyim? Sorsana sponsor bir şey ne olmuş? Şey, ben sponsor olacağım gibimiz. Şey. Öyle mi? Çok, ama çok sevindim. Allah! Evet, size. Yok efendim, size değil. Ekipteki arkadaşlar çok sevindiler de. Tabii tabii, gelmez olur muyuz hiç? Hemen yola çıkıyoruz. Çok teşekkürler. İyi günler. Ben şimdi... Oldu. Oldu bak. Artık bizim de sponsorumuz var. Gel lan sana bir sana lan. Sana lazım o zaman. Hep bu anı beklemiştim. Hep bu anı. Ay! Sapanlar! Oğlum bu ne ya? Bak şuna bak. Bak hadi. Tiyatro doktor, o sen neredeydin? İçeride, içeride. Sakin ol bak, yine sıkışacaksın. Bu ne ya? Oğlum adını ne değiştirmişsin abicim be? Bana bak, bundan önce facia bir oyun adını da olmaz. Öyle biliyorsun. Bari mi okusun? Hayır. Kural varsa okuduk dersin. Hayır, ama sen ağzını bir açmayacaksın. Ver koş, anladın mı? Tamam, tamam. Dur, aç seni de bulurmuş. Daha neler? Şöyle bir daha neler bak. Bana bak, dönünce temizlik yapacağız. Duydun mu beni? Pardon. Bugünlerde kendini gösterip
bir yerlere gelebilmek için öyle böyle olmaktan başka çare var mı? Saçma sapan konu falan diyeceğim orada. Kim biraz? Su duysun ya. Görmedin mi bize nasıl davranıyor? Tamam, sakin ol. Yine sıkılır. Keşke gitmesin. Beş yok bitti bir. Marka Murat geçmesi. Size para ödemeyiz. Ne diyeceksiniz üstad? Gel. İçin, için sevinmeyin. Sizin gazoz, sizin gazoz. Çek tepkin üstadlı pezevengin ettiği lafa. Yaşınız göçkün. Yüzünüz eski. Mümkünse siz sahneye çıkmayacaksınız. Bir iki can, üç beş mankenle kotaracaksınız bunu. Sanki standa. Ya bir dakika ya. Kotarmak ne demek ya bu? Ne? Neyse boş ver var geç. Ve perde kapandı. Hayır. İşi mi dedi? Ben tam 40 yılımı verdim üniversiteye. Gazocular teklifini her mi diyeceğiz? Ne bilirsin? Muhammed etmişti. Adamların ağzını edip karga kurulma dışarı atıldıktan sonra bu mümkün değil zaten. De. Ya bak ne diyeceğim. Tekrar okulları dolaşsak da. Çocuk oyunu yaparız. Kukla karagöz yaparız. Hayır bizim gibilere de bu kuklayı karagözü oynamasa var ya. Şimdiki çocuklar karagözü Hanivat'ı tanımadan yaşlanıp gidecekler. Ne dersin? Ne diyorsun? Yahu çocuk oyunu diyorum. Kukla karagöz diyorum. Dinlemiyor musun beni? Dinliyorum da. Nerede olduğunu bilmez gibi konuşuyorsun. Çocukları söyle. Ceplerindeki harçlıkları çalan. Korsan. Sözü bana fiyat bozuluyor lan. Bize okul mu kaldı? Hadi kaldı diye. Okul idarecilerini ne yapacaksın? Lan 5 kuruşa oyun oynayız. 3 kuruşun komisyonunu alırlar be. Haraç be. Haraç. Okulları unutsun. E peki. Tamam. Karagöz. Hacı var. Onlar da bizim gibi çoktan. Peki. Tamam. Televizyonlara program anlayacaklar. Doğru. Onlar da bizi çağırmaktan helak olmuşlardı. Onların evet dediğinin zamanı gelmişti. Salak. Denize kaçık olsun be. Yerde şahabesi gelir. Ev kirasıdır. Çamaşır parasıdır. Yemek parasıdır. Kapıya dayanır. Şu dünyada dedin o. Açık olmak istemediğim bir takım kadıncağız kalmıştı. Neyi kalmış? Rezil olacağız. Değil mi ya? Bak ne diyorum? Çaktırmadan kaçmayı. Kaçarken de duygusal bir mektup bırakmayı. Ömrünüzün sonuna kadar da bu taşla yaşamayı öneriyorum. Bu oyunu oynayacağım. Anlamadım. Anlamadım. Anladım da. Abuk subuk konuşma nöbetinin geçmesini bekliyorum. Bu oyunu oynayacağız sevgili dostum. Hala bir şeyler yapabildiğinizi gösteriyorsunuz. Bu dünyada hala tiyatro yapabildiğini gösteriyorsunuz. Televizyondaki o saçmalıklara rağmen yapacağız. İncelikli, duyarlı yürekler için, mesleğimiz için, bir tiyatro daha kapandı dedirtmemek için bu oyunu oynayacağız. Bravo! Kahraman tiyatro! Ben ciddiyim. Ya ben de ciddiyim Allah'ın aptalı. Neyle oynayacağız biz bunu? Acaba diyorum kuyumuzu mu soysak geceleri kapkaçlık mı yapsak? Neyse bak. Çok yoruldum. Kendimi yoruldum. Nasıl olsa bir yolla kalırız. Şimdilik dinle. Bir an. Tamam mı? Bu oyunu oynayacağız. Ya ne oyunu kardeşim? Kime oynayacaksın? Neden oynayacaksın? Bir umut vurdu. Bir artık geride kaldı. Biz dibe çöktük, bunu anlasana. Sanki millet kapımızın önünde oyun çıkartmamız için bizi bekliyormuş gibi. Bak, o eski oyunlar, o eski seyirciler yok artık, yok, yok. Bu oyun çıkarsa ölürüm. Anlasana! Sen ciddisin. Sen hakikaten sen ciddisin ama. Ve bu ses tonu nerede olsa tadı. Tamam öyle, sen liste tamam. Oyunu bir iki kişinin hale getiririz. Sen ben, ben iki bir kişi daha veririz. Anladın mı? Yapalım. Yani böyle bir dekor, ışık ışık falan da gerekmez. Aynen. Şeyde. Kostüme de para vermeyiz. Evet. Gündelik kıyafetlerimizle oynarız. Olur bir sefer. Evet. Ama bir kadın oyuncumuz olmalı. Evet. Kadın oyuncusu olmaz.
Doğru söylüyorsun usta ya. Şey, patlak sana geldi. Onu çağırsak ya. Ya neden be? Kadın yıllar önce bizimle oynamış. Yaşı da tam bize uygun. Sonra pek de fena değildir. Ne zamancı be? Olmaz. Bak başına. 3 yıl önce. Huzur evi. Ne çok? Hakikaten unutmuşum ya. Üstad be, biz de bir yerden unutulacak mıyız? Evet, bize. Ama bak sen bir yunus olur değil mi? Kan tezden bak da ne güzel oynamıştır. O da mı? Meryem'den. Sana da oyun da. Neriman Barut'u? Neriman Barut? Melekler asla vermez de hiç oynamıştır. O ne oldu be? Bundan 20 yıl önce evlenip bir pamuk tüccarıyla evlenip Çukurova'ya geldi işte. Tam 20 yıl oldu. Artık tiyatro yapmaz. Aman ne ala. Bizimle tiyatro yapanların %75'i ölür. %25'i de Çağlar'a Çorba'ya karışmış. Tüccarlar arası. Of. Dur biraz düşünelim. Tamam bak ben acıktım. Gidip yiyecek bir şeyler ayarlayacağım. Tak. Kapustan, portakallı ördekli mi olsun yoksa bir kremseler bekle. Başkaları da olmaz. Mutlaka olmaz. Kadın oyuncusu da olmaz. Tabii tabii canım. Ne demezsiniz? Ana! Baksana! Ne? Bak, ne baksana! Ne var ya anne? Bakacaksın. Kim ya? Üzülmeyin ben. Bak cezanı da. Bir de eve kadın mı getirdin? Sen bana bana. Bu çocuk mu? Ne zaman geldin? Ben de sana soracaktım. Kızım. Ne dedi sana? Nasıl kandırdı seni? Bak bunu hep yapar. Ama bu sefer benden nasıl gizledi bilemiyorum. Yahu saçma sapan konuşma, ilk defa görüyorum ben de. Kızım, deden yaşında adam. Yahu saçmalama oğlum. Ya susarsanız anlatacağım ben durumu. Anlat. Kapınıza çıktı. Ulan senin bu huyunun var ya. Çok yorgundum. Biraz dinlenmek için girmiştim sadece. Bana bak. Hemen konuşma. Hayır. Hayır gerek yok. Ben zaten gideceğim. Gidecek miydin? Kendin bir şeyle çalmıştı. Gözünü sarayma. Hayır öyle bir şey yok lütfen. Kızım bak başın büyük belada. Bir eline gizlice girmek ne demek? Gerçekten hiç kötü bir amaçla gelmedim ben buraya lütfen. Her yeri temizlemiş. Amca! Ana! Ev hanımı kurarmış. Saçmalama. Bu da pamuk prensesi 7 tücüleri mi oynuyor? Ya olsa olsa pamuk prensesi 2 tücüyü oynuyor olan. Hayır, teşekkür ederim. İyi. Ben şu odaya bakayım. Bak bakalım. Bak. Kızım, bak. Bir evde gizlice girmek ne demek? Başın belada. Gerçekten bir belada. Lütfen, gerçekten. Ben hiç kötü bir amaçla gelmedim buraya. Lütfen. Hiç yanlış mı? Evet, evet. Senin elmaslarla benim altın külçeler var. Espri yapalım. Evet, ne çalışacağız? Tam ki espri yapıyorum. Bırakalım gitsin. Hanımefendi görmedi diye de şükredelim. Bak bir şey yapmam. Bu saatte sonra bir polisle karakolla uğraşmayalım. Al. Ah. 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 Hadi git sonra. Ah. Bak kızım şansını fazla zorlama. Herkes bir benzemez. Tekrar özür dilerim. Hoşçakalın. Dur bakalım. Nerede? Nereye gidiyorsun? Sana ne ya? Bize ne? Sizin dediniz de yetmiyor. Arkadaşın saklı bana gelince... Tamam. Beni boş verin, yalnızca rastlantı inanın. Kızım inandık. Ben sen bu arada ev temizledi için sağ ol. Tamam mı? Bir şey diyeyim. Ben oyuncuyum. Oyuncu mu? Oyuncu tiyatro oyuncusuyum ben. Tiyatro oyuncusu mu? Evet. Valla ben inandım. Sen de küçük kapat çeneni. Çene kapatma. Tamam sen kapıt kapatma böyle. Ölme. Hadi de. Hangi oyunları oynadınız o amatör arkadaşlar? Çok oyun da oynadık biz onlarla. Mesela bu Lemin Romeo ve Juliet olabilir mi? Evet. Romeo kesin oynamıştık. Evet, onu ben oynadım. Ben oynadım onu. Bak biz alay edilmeyecek kadar yorgun insanlarız. Biliyorum. Ama Romeo ve Juliet'in Shakespeare'in oyunu olduğunu, Romeo'nun da fake olduğunu bilmiyorum. Umarım şansın açık. Ama bundan sonra açık bulduğun her kapıdan içeri dağılmıyor.
anlıyorum. Tekrar özür dilerim. Hoşça kalın. Bir dakika, bir dakika. Kahve yapmayı biliyor musun? Biliyorum da. Ne kahvesi lan? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi yap. Bir de kahve içelim sonra gidersin. Mutfağın yerini biliyorsun zaten. Öyle mi? Bizimkiler orta olsun. Niye ağzını açık kaldın? Ne oluyor ki? Neden böyle bir şey yapıyorsun sen? Kadın oyuncu aramıyor muydu? Ne ilgili belirsiz birini tiyatroya mı alacağız? Bunu öğrenmek için konservatuvar bitirmek gerekiyor be efendim. Bak piyasada kimi olursa avuç dolusu para istiyorlar. Bak. Kalbine kalsın. Devam et bak. Alırız ikimiz de olur. Oyuncu şirketin üzerine kurarız. Alırız ikimiz de olur. Kız da aradan gider mi? Daha kimin nesi, kimin fesi onu bile bilmiyoruz. Lan oğlum öyle gelir mi getiriyorsun tiyatro oyunu mu arıyorsun lan? Bak işte güzel bir kız sahneye de yakışır. Yahu biz zamanında ne odunlar kurtarıp alkışlattık insanları da. Ne yaptın? Başım ağrılar. Abi şimdi hiçbir şey değil kalmaz. Bak böyle mi anlayacağız ben? Biraz da rol yapsın yeter. Gel biz de ölüp gitmeden önce bir necahayımız okursun be. Zavallı kız gidecek. Ayının birinde toz yapmak koca şehirde. Harcam gidecek be. Niye bu kadar ısrar ediyorsun? Ne? Niye bu kadar ısrar ediyorsun dedim. Neden söylediğimi biliyorsun. Aa, yeter ama bak. Yine inadın tuttu. Tamam ben karışmıyorum. Ne halin varsa gör. Buyursun. Orta şekerli istemiştiniz değil mi? Sen iyi olacak galiba. Mahalle polisler geçirmiyor. Aaa! Bu yerde bir kız var! Hanımefendi! Ulan bir kere su kapıyı kapat dişimi kır ben! Yüzbaşı Osman Bey, bu nasıl bakış abim ya? Oh.
tarafta oturuyorsunuz? Bayansınızsınız. Yak şu ışığı. Ben oyunu bitirmeye çalışıyordum da. Ay beni de uyku tutmadı. Bazı şeyleri anımsatmam lazım. Bunu yüzler sizinle konuşmaya geldim. Ne iyi ettiniz? Vallahi bu adamın yüzünden her an sekteyi kaptan öğrenirim. Ne iyi ettiniz ya? Düğme nerede bulursam? Oh! Dünya varmış. Hanımefendi. Çay içecektik. Size de getireyim mi? Bana bak. Gecenin düşündüğü çay biz yaştakilere yaramaz. Benimki açık olsun. Limonumuz da var. Bir sayıdım. Son sözleri yazıyordum. Kız ne yapıyor? Ay sana ne? Ya, yanlış anlamayın. Şeyden dolayı sordum. Yanlış anlatmayın. O zaman ikide bir de sizi soracağım. Kız ne yapıyor? Uyuyor. İşte ne diye kızı soruyorsun? Uyuyormuş işte. Şimdi şu çaydan düşündüm. Bu ilacını içmedi mi? İçmesin mi ya? Kendi ellerimi içmedim. Onun için canavar gibi çalışıyor üstüne. Başımızı en temizli bakmaz zaten. Bir de doktor hastanede uğraşmayalım. Hanımefendi, bunlara birisi duysa hayatta inanmazdı. Nasıl teşekkür edeceğim? Vallahi ben de duysam ben de inanmazdım. Ben ne yapayım benzinci, ne yapayım gazozcu? Bizim sponsorumuz büyük var. Ne? Bak. Ne diyorum? Bizim sponsorumuz bir tane. Anladın mı? Bu gece hızlı uzun bir konuşma yaptım. Gidiyor mu? Hayır. Bana acıklı bir hikaye anlattın. Gençlerin durumu bize göre daha seçeceğini düşünüyorum. Bu kadarını belki tahmin etmez. Ne anlattın? Ay size anlattığına göre demek ki kadın kadına konuşulacak şeyler. Bu kadar meraklı olma. Evet, dinliyoruz hanımefendi. Dün akşamdan beri... Bu böyle söylenmez ama... iyi insan. Evet, bu şükür siz. Sizlerin de iyi insan olduğunuzdan emin olacaksınız. Bu yüzden bazı tedbirler düşünüyorum. Ne tedbiri be? 5-6 saattir evimde neyi fark ettim biliyor musun? Meğer evim ne boş, ben de yalnızım. Osman Efendi'yle her şeyi yaptık ve çocuk yapamadık. Allah Allah. Aslında taş gibi kadınsınız yani. Osman Yüzbaşı'na gelirse sıra o da eminim en az 5 beygir, 5 boğa gücündeyiz. Şekerler damla! Unutmuşum. Peki neden çocuk yapmadınız? Bu kıza içim ısındı. Neyse beyler. Evimde kısaca söylemek istediğim şey şu. Evimde kural gayet diye bir şey kaldı. Estağfurullah. Sözümü kesmeyin de dinleyin. Şu kıza bir rol verin. Oyununuz çıksın. Belki o da sayenizde kendine göre bir çıkış yolu. Ay ben buna benzer bir film mi izlemiştim? Bunu bilemiyorum. Ay bundan daha doğal ne olabilir? Bir kuzum izlemiş olsam bile yanımda olamazdım. Doğru söyledim. Bazı kuralları var. Prova ve oyun saatleri dışında kız benim evimde kalır. Oyunda öyle el ele göz göze sahneler olmayacak. Kıza kötü söz söyletilmeyecek. Kıza da kötü söz söylenmeyecek. Hanımefendi oyun mu? Pekala söyleyebilir. Yok ya. Kızın kısmetine mani mi olacaksın? Ne gibi? Hakikaten anlayamadım. Anlatayım. Diyelim ki bir oyunda seyircilerden bir delikanlı kızı beğendi. Kızla evlenmek istedi. Ama 2 dakika sonra kızcağız milletin önünde affedersiniz. Eşi ol eşek gibilerinden bir laf etti. Delikanlı evlenmekten vazgeçer mi vazgeçmez? Affedersiniz, neden bahsediyoruz? Ya o kıza çıkan kısmetten ya. Vazgeçer. Ahlaksız, küfürbaz bir kızla kimse evlenmek istemez. Ben öyle sanat bana tanım. Buraya ve oyun oynayacağımız yere benimle gelir benim. Öyle iki erkekle bir genç bir kızı baş başa bırakamaz. Şimdilik bu kadar. Söyleyeceğimi söyle. İnanır mısınız? Siz gelmeden biz de aynen bunları düşünüyoruz. Biz de böyle konuşuyoruz. Elimden bu kadardı gelir. Abi siz çalışın, ben gidiyorum. Ben size yolcu edeyim. İyi uykular efendim, iyi uykular.
İşini kapat ve yap. Devamına yardım olsun. İyi, tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Bu kadın beni çocuğu sevdi. Bir tuhaf hale vermiş bunu ya. İnsanın şaşırması için kötülükler değil. İyilikler mi? Güzel. İnsana gençliğinden bahsediyor. Bir hikayesi varmış. Hanımefendiye anlatmış. Bana da anlatsaysam anlatayım mı? Ben hikayemi anlatsam. Anlar mı? Dinler mi? Pardon. Baba. Pardon. Ya Hüzün ne demek?
dışarı çıkacağım. Tamam, maya ihtiyacım var. Sen kızım, şu ezberini bir daha çalış, dönünce çalışırız. Tabii, başlayabilirsek. Bekle bekle, ben de geleceğim. Gel tabii, gel. Sana saray durumunda bir söz ne güzel, ne bir şeyden anlatacağım. Sonra denizin dibinde bol bol düşünürüm. Bekle be, yine kapıyı açık bırak ya. Yok, biraz dolaşayım. Gel dedim, babasını ağırlar onu. Ama bak, senin dediğini yap. Yüksek sesle, anladın mı? Anlaşılır bir şekilde okumaya devam et. Var mı bir isteğiniz? Var. O serseriye söyle yazdıklarını iyice düşünüp yazsın. Bana yutturmadığı da göre kimse yutturamaz. Tamam, tamam, söyle. Hadi, beklesene ya. Çok kötüydüm, değil mi? Ay, laf aramızda evet. Özellikle bulattım onları. Çıksınlar, gitsinler de sen biraz rahat nefes al. Teşekkür ederim. Hadi ben çıkayım da akşam gelirim. Ben, evet. Sizi hiç unutmayacağım. Ha, ne demek şimdi bu? Bana evinizi açtınız. Ay, insan insana her zaman lazım kırkızı. Hadi sen şimdi sıkı çalış, yoksa onlar oynayacak başka sorular bulamam artık. Ay baksana bana. Daha çeşit yapmadın değil mi sen? Evet. Tahmin etmiştim. Çünkü Osman'la gittiğimiz hiçbir tiyatroda bu kadar kötüsünü izlememiştim. Ama boş ver. Herkes anasının karnında öğrenmiyor ya. Hadi ben gidiyorum. Kaçtım. Ne diyorlar? Kaçtım. Hadi. Dün gece bir rüya gördüm. Bir bulut üstünde uzaklara gidiyormuşum. Dün gece bir rüya gördüm. Bir bulut üstünde uzaklara gidiyormuşum. 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 Of. Gidiyormuşum. Alo benim. Aynı yerdeyim. Hayır, gerçekten iyiyim. Ya adresi tam olarak bilmiyorum. Ne zaman çıkıp gelebilirim bilmiyorum. Sokağa çıkma koşulları henüz hazır değil. Ne demek istiyorsun? Bütün bunlar bir planlama hatası. Eylem başarısız olmuşsa bunun nedenini ilk önce kendinizi arayın. Ne? Sezon çoktan açmıştık. Biz daha ara ayrı okuma provası yaptık.
çok istediklerimden birisi de şu oyunun seyirciyle buluşmasıydı. Bunu en çok arkadaşım için istiyorum. Onu ne kadar sevdiğimi söylemiş miyim? Ve onsuz hiçbir şey olamayacağımı, onun da bensiz bir işe yaramayacağımı. Hayır. Bir reklam filmi falan yapsaydık bu hikaye daha da gelişmez mi yani? Ama hayır. Hayır. Önce şu oyun, şu oyun bir çıksaydı. Baba, niye bu kadar geciktin? Kader, kızım, kader. Hayatı, bırakın geçmişi. Baba kız yeniden birliktesiniz. Önemli olan, önemli olan. Hanımefendi, sufle versenize, yeni unuttu mu? Anne, dutu babadan annemi alat. Oy, yanlış sufle. Kader, kızım, kaderli sayfa var ya. Ne? Hani o sizin ettiğini. Ciddi altınlı sayfa hanımefendi. Tamam, tamam, buldum. Önemli olan. Yemek gibi peynirli sufle, çikolatalı sufle, süt. Tamam, herhalde önemli olan. Onu söyledim ama. Önemli olan. Tamam, artık baba kız sonsuza dek birlikte yaşayacak olmalıdır. Ha, önemli olan artık baba kız sonsuza dek birlikte yaşayacak olmalıdır. Olmalısın. Burada öyle yazıyor. Olmanız dar. Tamam mı? Rafi. Sağ ol Rıfkı amca. Sağ ol Rıfkı amca. Sağ ol Rıfkı amca. Söylesene kızım, tam tartıma konsant olmuşken. Söylesene kızım. Tamam, söylerim. Söylerim ama oyunun yazarı olarak önce bir açıklama yapmalısınız. Tamam, sor ne soracaksan açıklayayım da bana. Birinci soru, bu kişiler hangisinizde? Lüper mi, proleter mi, entelektüel mi, küçük burjuva ya da komprador mu? Sınıflarını bilmek, hayata karşı tavırlarını yansıtmak için birinci koşul değil midir? Hayır. Ay ne hadisi kızın, ne sorduğunu anlamadım ama senin verdiğin cevabı çok merak ediyorum. Şimdi adam bir kahve söylüyor. Kızını bulmak için etek bulmuşsun, para yapmış. Çalıştırdığı işçilerin emeklerini sömürerek kazandığı paraları yani. Ne sömürüyorsun? Bu adam ipek ki. Ya o kızım baksana, sen ne anlayacaksın? Sen anlamazsın da tam bir polisi ketme. Evet. Al canım, rahmetli ipek severdin. Post bıyıklı, altın kalpli. Ezan satı sevimli olarak pazarlanması zorlanmış yapay bir kahraman desenize. Hayda. Peki peki. Bizim babanın fabrikasında hangi sendika var? Sarı sendika mı? Yoksa demokratik kitle örgütü olduğunun bilincinde mi yapılanma mı? Nereden bileyim ya, gidip gördün mü fabrikasını? Görmediniz bir şeyi, nasıl olup da yazdınız? Kızım, bu oyun sadece 56 sene tutuyor ve böyle şeyleri içermiyor. Düşün, bilmiyorum, düşünmedim, yazmadım. Sanatın işlevi, duygusal ve temelsiz genellemeler yapmak değil, yaşamı belirleyen ayrıntılara dikkat çekmek olmalıdır. Of, başım ağır durur, ulan senin olacak. Oran 5 tane bana ver. Toplumun başına artan konuları gerçekçi olarak ele alırsanız, bireysel başarılarıyla da uğraşmazsınız. Ay hala anlamadım ama kız çok hoşuma gitmiyor. Evet, kızım. Şimdi sen ne diyorsun? Bu oyun kötü diyorum. Ya, emeğinize saygım var ama düşüncelerimi söylememek size karşı saygısızlık olur. Teşekkür ederim. Elimden bu kadar yani. Sizi üzmek için söylemedim. Tamam, kızım, tamam, biliyorum. Ay gençlerin bu dürüstlüklerine de bayılıyorum. Ay ne yalan söyleyeyim, benim de içmek eksilmedi. Ne demek silmemişti ya? Sizin yüzünüzden, sizden korkum ha. Kızımı oynayan oyuncuya dokunamıyorum bile. Ay, sana dokunamayacaksın. Sapı deliğe bir dokun. Evet kızım, şimdi sen ne diyorsun? Bu oyun kötü diyorum ve yeni bir oyun öneriyorum. Öner kızım, öner. Şimdi eğer bunu yapmazsak televizyonda, sinemada, tiyatrodaki benzerlerimiz gibi uyku tuzu görebiliriz. Ama haksız mıyım? İnsanların yoksulluk çektiği, birbirini kaybettiği, sokakları acı ve hüzün kokan bu ülkede bizim oyunun konusunun ne önemi var değil mi? Siz ustasınız, ne olur saygısızlık yaptığını düşünmeyin. Ama ben böyle düşünüyorum ve oyunda değişiklik yapmayı öneriyorum. Tamam. Öner, öner. Tamam. Seni dinleyeceğim. Bak, ama beğenmediğim anda kızım. Tamam. Ben diyorum. Hadi anlat. Baba kızını ara.
Bizim oyunda da böyle. Ama baba, kızının neler çektiğini bilmemektedir. Ne çekmiş? Olup bitene hayır dediği için, artık değişmeli dediği için bedel ödemiş. Babası bulduğunda kızı başka biriymiş artık. Nasıl başka biri? Neler çekmiş? Nerede yaşıyorsunuz siz? Burada. Peki o babanın kızı gibi bedel ödeyenleri hiç duymadınız mı? Görmediniz mi? Şu konuyu kesin. Neden? Siz görmezden gelseniz de bu konu her yerde yaşanıyor. Hiç olmazsa duyduklarınızı oynayın. Bir oyun olmadığını unutmama. Bir oyun gibi oynayın. İyi de kızım, kimse anlatmadı, kimse söylemedi. Nereden bilip oynayacağız? Anlattım ya! Thank you.
ama anlattıklarından pek güzel şeyler yaşamadığını anladım. Bir eksiklik, bir yoksunluk, bir hüzün vardı anlattıklarında ve o yaşta yaşanmaması gereken şeyleri yaşamış olmanın verdiği bir yorgunluk ve öfke. Konuştukça odayı kaplayan bir öfke. Bu dünya değişti. Hemen, şimdi değişmeli. Yasalarıyla, kurallarıyla topyekun temize çekilmeli. Babalar daha sevecen, anneler daha anlayışlı, insanlar daha paylaşımcı olsun. İnsanlar diyordu, kendileri için istediklerini, başkaları için de istesin. Bu kadar şeyi nereden biliyorsun diye sordum da, gülmüştüm. O güldü, odayı kaplayan öfke silinivert. Ve garip bir sevinç kapladı etraf. Kim bilir, belki bu yüzden. Sırf o sevinci bir daha yaşayayım diye gitme dedim, kal. Belki de doğurmadığım, doğuramayacağım çocuğum. Gerçi bizi millet tiyatroya zamanında gelmesini pek beceremez ya. Size söylüyorsun. Tamam. Ha bak, bir dakika. İşte en üstte üstadın adını yazacaksın. Tamam mı? Ha? Sonra benim adım öteki adım. Atlansın. Tamam, aynen. Tamam. 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 Afişi tamamdır üstad. Şu düğün salonunda. Akşam bir sahne provası alacağımızı söyle. Dün aradık ya. Arasın, ara. Zaten iki prova yapacağız, bir sıkıntı olmasın. Ya niye hep ben arıyorum? Gel bu zaman hesapların içine sen çık. Tamam. Nihayet. Alo? Yıldız Dün Salonu mu? Hayır kardeşim, düğün rezervasyonu için aramıyorum. Hani bizim salı günü programımız vardı da, bir aksilik olmasın falan diye. Vereceğiz tabii kardeşim, öyle anlaşmamış mıydık? Hadi oyunu oynayalım. Ne? Patronlar karar mı değiştirdi? Ne oluyor? Bir saate kadar kapı olur mu? Bana bak, biz kapıcı değiliz, solteri değiliz. Biz tiyatro oynuyoruz. Ne söyleyeyim, kulaklarını duyuyor musun sen? Ne kaporası ya? Tamam. Neler oluyor? Hoş geldiniz. Tamam kardeşim, kardeşim tamam. Yarın saatte kadar sana döneceğim, bildireceğim her şeyi. Ne oluyor? Neden aklıma gelenler iki dakika sonra başıma geliyor? Ay ne oluyor? Sen kalkma işine ya. Getir. Bir saat kadar kapora gelmezse sünnet düğünü için verecekler salonu. Ay ne sünneti? Ne düğünü? Çaklayacağım şimdi, o, neler oluyor? Ne kapalısı ya? Bize vermiyor salonu. Hanımefendi. Al işçi para, deponcu para, boyacı para, salon para. İstiyor. Bizde onları tek şey. Aç babalarım. Ya zaten ki babamız var da. Hanımefendiye ne diyeceğiz? Son kez anlayışsınız. Borcumuzu en kısa zamanda ödeyeceğini istiyoruz. O zaman olmuştur. Ya böyle bir şey diyor. Hadi. Neredesiniz? Nereye gittiniz? Ay Osman Efendi nerede? Bunlar çok mu geç kaldım?
hanımefendi. Sanatı ve yaşamı daha fazla zorlamanın anlamı yok. Olmuyor işte. Ay, al. Yine kafası karışık tiyatrocular gibi konuşmaya başladı. Tiyatrocular. Biz gidiyoruz. Ya. Anlatmak mümkün olsaydı da. Kemal sesi nerede? Ne Kemal? Böyle sahnelerde keman sesi olmaz mı? Hangi sahneleri? Şimdiki gibi duygusal, melankolik sahnelerde zor. Aa, tiyatrocuyuz, tiyatrocuları. Ben böyle çıkıyorum, zor. Hanımefendi, tiyatro artık yok. Biz gidiyoruz. Yok ya, demek gidiyorsunuz. Ben günlerce suflerim. Sabahlara kadar oyun kursuyorum. Niçin? Oyunun çıktığı, kalbimin kıpır kıpır attığı gün iki damgalak karşıma geçip oyun yok desinler diye mi? Hadi orada. Ay bakın bu eğer bir şakaysa. Keşke şaka olsaydı. Biz böyle olmasını çok mu istemiştik sanki? Bana nasıl anlatacaksın? Yukarıda heyecandan dendranlar gibi duran kıza ne diyeceksin? Hanımefendi. Kes sizi. Anladım. Gidiş olun. Belası salonu tutun. Benim oyunumun oynanacağı yerde sünnetliğini yapın. Hanımefendi. Yarın. Ahmet'te yüzbaşı Osman'a ne söylerim ben? Bu kadar çok fazla. Bize bunu yapmayın. Bak hala duruyorlar. Şimdi açacağım çenemi. Bu salaklığınızı kıza söyleyin. Onun derdi ona yeter zaten. Afişte adımı yazmadınız mı? Yazdık. Yazdık elbette. Altın be. Hele bir yazmasaydınız da o zaman yapacaklarımı görseydiniz. Hanımefendi. Ay yine ne var? Sıcak sıcak. Ne var? Hadi ne duruyorsun? Below the boiling leaves, through by my window, deep autumn leaves, deep summer leaves, I see your lips and your kisses and some buttons I used to hold. Neler oluyor burada? Ay, hadi yok bir şey. Siz salonu tutmaya ben yapıyorum. Benim yapacağım bir şey yok mu? Var tabii. Önce şu iki balonları taşı. Efendim ondan sonra da ekleyin. Tamam. Hadi üstad hadi acele edelim yoksa sünnetçiler işi bitirir. Anlattın.
ettik biz. Ben, sonra o iki tiyatrocu. Anlattıkları bizim için yeterli. Yalan söyledin. İyi halt ettin. Bana kızdığınızı biliyorum. Yok ya, çok mu belli oluyor? Hadi hadi şaka yaptın söyle. Bana da gidip akşam için gözüküyor. Bakın ben tesadüfen, yani rastlantı olarak geldim buraya. Polisten kaçıyordum. Ondan sonra merdiven boşuna saklanmıştım. Onlar da kapıyı açık bırakıp gitmişler. Ben bir anda girdim yani. Kızım, polisten mi kaçtın sen? Neden? Eylemden dönüyorum. Sonra bir arkadaşımız vuruldu. Sonradan öğrendim. Ölmüş. Ölmüş mü? Kızım sen neler anlatıyorsun? Anlat dediniz, anlatıyorum. Bana bugüne kadar çok iyi davrandınız. Sizleri asla unutmayacağım. Ay saçmalama. Bak. Ben gitmek zorundayım artık. Dur. Neden Allah'ın cezası? Neden? Bizim oyundaki kız gibi. Bütün bunlar olmasın diye. Artık insanlar acı çekmesin. Her şey ve herkes eşit olsun. Çocuklar anasız babasız büyümesin diye. Bana hikayeni al. Hemen şimdi. Ama artık hikaye olmasın. Evlerdesiniz. Sıcak yuvalarınızda. Size dokunmayan yılanlar bin yaşamalı. Ama o yılanların ruhlarınıza kadar yaşamlarınızı belirlediğini, yönlendirdiğini görmüyorsunuz. Cebinizden paranızı, elinizden emeğinizi, yüreğinizden şiirinizi çaldığını görmüyorsunuz. Kızım, sen anarşist misin? Gözünüzü bağlayanlar öyle diyor. Sen gördün de ne oldu? Nasılsa birilerinin bedelini ödüyor diye sizler gibi hiçbir şey olmuyormuş gibi mi yapalım? Ama oyun var. O kadar hazırlandı. Ay işte sorun bu. Sizler yaşama bir oyun gibi yaşıyorsunuz. Allah'ın serserisi! İşte oyun senin istediğin gibi yazıldı ve öyle oynayacaksınız. Onu da düşünüyorum. O iki yaşlı insana haksızlık ettim. Kaldıramayacakları bir yükün altına soktum onları. Bu oyunda başlı bir derde girecek. Biz burada aileden öte dostlar olduk. Benim olduğum yerde kimse onlara dokunamaz. Artık kimseye dokunmasınlar diye gitmem gerek. Hadi git o zaman. Sen unutmadan sen gidince nasıl onların başlarını derde sokacak ve oyunları da kaldıracak. Üzgünüm ama beni de anlayın ne olur. Ya kızım benim seni anlayıp anlamamla ne alakası var? Esas yaşlı o iki tiyatrocunun seni anlaması önemli. Onlar seni çok sevdi. Ben de öyle. Eminim yüzbaşı Osman'ın da çok sevmişti seni. Sen bizim için hiç doğmadığın çocuktun. Bunu hep hissedeceğim. Palavra. Hemen telefon açıyorsun da gelmeyeceğini söylüyorsun. Yapamam. Bal gibi yaparsın. Ne sanıyorsun sen beni? Şu sokakta kaç gencin öldürüldüğünü gördüm ben. Kocası öldükten sonra tansiyon çalıştıran kafada çatlak bir kadın mıyım ben? Ne güzel kaçıp gidecektim. Niye geldiniz ki sanki? Ne yapacaktın? Tüm bunları bir mektupla mı anlatacaktın? Evet. Öyle ya. Sonra da üç insanı seni düşünerek geçirecek bir zamanı bırakacaktın. Ölüm haberini bugün mü alırız? Yarın mı alırız diye geçen bir zamanı, öyle mi? Niye bu kadar bağlandınız bana? Sen ölen o çocuğa niye bağlandın? Hiç tamam gitmiyorum. Sahi mi? Evet gitmiyorum. Ay tabii ki gitmiyorsun. Üç gün sonra çıkacaksın sahneye. Çıkacağım. Bak sana sürpriz yapacaklardı. Ay bu muhabbetten sonra dayanamayıp söyleyeceğim. Ne sürprizi? Oyunda yazar olarak kimin adı var? Bil bakalım. Kimin? Senin salak kızım. Senin adın var. Ama onun bir yazarı var zaten. Sonra üstad. Ya yazarla konuşmuşlar. Yazarla demişler ki benim oyunumla hiçbir alakası kalmadı. Onun için oyunun sadece adını aldılar. Konuyu sen buldun. Sözleri sen yazdın. Oyun olur o zaman. Bu kadarını hak etmiyorum. Neden? Bak gördün. Al sana eylemin pası.
istiyorum. Akşama öyle bir yemek yapacağım ki parmaklarını yiyecekler. Tabii usta. Söyle, senin istediğin bir şey var mı pişireyim? Var. Ay. Oh, oh, oh. Ay oradan deli kızcım beni ağlatacaksın. İyi ki varsınız, iyi ki. Ay ne gün yavrum. Bugün beni öpen öpene sarılan sarılırım. Ay bir şey değil, yüzbaşı Osman'ı bozmak sakın buldu. Sünnet düğünün lafı bu olur böyle, öyle öksürürsün. Sen ipini koparmış, öylece savrulan bir uçak. Ben
Ben iyiyim. Bak, sokakta yaşamın içinde neler oluyor? Buraya sıkışıp kalmış gibiyim. Birazdan defolup gidersiniz. Ama söyleyin bana, ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Hanımefendi, biz böyle olmasını çok iyi istedik, istedik sanki. Tabii ben de. Kesin. Ben de. Ama bakın, kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Eşeği gülerek karşılama. İşi soytarlığa vurma. Birileri seni kuş gibi görüyor diye cip ciplemek. İşini de iyi yap. Bir kenarda kalıp da bunun da böyle mi var ya demek kolay mı ya? Ben sana böyle konuştuğumu, böyle davrandığımı bilmiyorum. Ya sen üzmek için söylemedim arkadaş. Kim ne yaptığını biliyor ki? Size de soruyorum. Kim? Bir tek renk yok. Belki o kız ne yaptığının farkında. O kız yaşlı bir kadın olsun. Ne? Bir iki söz eklersen olur. Ne söz? Ne yaşlısın? Neyi ekliyorsun? Suflelerini hep ben vermedim. Bütün sözler aklımda. Onun yediklerini de kendim uydururum. Bir gecelikmiş. İki laf eklersen olur. Olmaz bana efendim. Olur, olur. Olmaz, olmaz. Yeniden onu yazmak ve yeniden söylemek lazım. Of, of. Ay, oflama artık. Sen de üstüme tıksın artık. Olacak. Hayatlarımız için. O kız için. Merhaba. Hop. Ben gitmedim. Ama bir telefon etmem gerek. Şşş. Karışmayın. Değil arkadaşlar karışacak. Bu kadar da fazla. Şşş, karışma dedim. Alo. Ben gelmiyorum. Evet, bir eylem var elbette. Ama benim eylemim şimdilik tiyatroda. Yo, yalnızca kendi yazdığım bir oyunda oynayıp ey insanlar diyeceğim. Kendi eylem alanlarınızda bir şeyler yapın. Gerekirse meydanlarda buluşup hep beraber eylem yaparız. Evet, hepsi bu. Yaşamı ve insanız buradan savunacağım. Çünkü inanılmaz bir eylem örgütüm var. Güzel. Ustad ne diyorsun sen kendi gönlünü? Bir militanla konuşuyorsun. Dikkat et aman ha. Bu halde gitti iyi mi? Aman hanımefendi, bu da yüzbaşı Osman'la uğraşmayalım.